Çocuğun kafası bu şekilde kalmış. Çevirdiğimde bir nefes çıktı. Öldürmedim, öldürmem de asla. Akşam iki bardak çay içtik, kız öldü. Olay günü siz neredeydiniz? Olay günü akşam Gamze biz bırakmaya gitmiştik. Eşim aracılığıyla. Gamze isteme aslında bu olayı, beni bırakır mısın diye. Onlar giderken yalnız gitmeyeyim diye beni de çağırdılar evden. Aynı yerde çalışıyordu eşiniz de Gamze. Evet, aynı yerde. O stajyer olarak gelmişti. O gün akşam çaylarını içtik. Misafir ağırladılar bizi. Eniştesi gittikten sonra biraz daha oturduk. Kalkarken çocuk evi göstermek istedi ablasına. Belli bir saatten sonra kalktık. Eniştesinin arabası arıza yapıyordu. Burada arabası arızalı bir şekilde bekliyorlardı bizi. Evet. Ablası baktım ayakta, çocuklar içeride kıvranmış soğuktan bekliyordu. Dedim ben sizi köyünüze bırakayım. Enişte Durmuş Bey arabayı çalıştırsın. Kayınpederi falan gelecekmiş. Gelince şey yaparız. Fatma Hanım'ı bıraktık. Tekrar biz geri döndük. Döndüğümüzde bu noktaya tekrar geldiğimde araç yoktu yatağında. Sen de dersen çalıştırdı gittiydi. Telefonda abisini gösterirken telefonu rahmetli. O anda gelen mesajları o kadar hızlı siliyordu ki. Ben fotoğrafı bakmaya kalmadan mesajlar siliniyordu böyle. Bir akşam iki bardak çay içtik. Kız öldü. Hayat doluydu çocuk ya. Hoşgörülü ve temiz bir insandı. Yani böyle akla gelmez. Sadece babası her konuda oğlunu eleştiriyordu sadece biz oradayken. Devamlı gelinle oğlunu eleştiriyordu. Çıkarken dışarıda bile. Satılırsa dedi yani Gamze'ye de biraz para vereceğim mi dedi. Bir şey dedi yani. O dışarıda yani dışarıda bir şey yapmak isteyen biri varsa da tetiklemiş olabilir yani onu. Kafama takılan çay olayı yani ben çayı çok severdim. İki bardakta çayı bıraktırmaları. Sadece ben kafama takıyor küçücük bir o takıldı yani. Ve Ümit Bey de şu anda canlı yayında karşımızda. Görelim Ümit Bey lütfen. Gamze'nin arkadaşları, Ayşe'nin kocası. Ümit Bey merhabalar. Merhabalar Ciden Hanım. Sağ olun, çok teşekkürler. Sizin o geceki gözlemleriniz çok çok önemli. Çok da iyi gözlemlemişsiniz. Bravo size. Şimdi öncelikle Gamze sizi oraya, o mu davet etti? Yani öncesini falan biliyorum ama sanki Gamze sizin o eve gitmenizi ısrarla istiyormuş gibi bir bilgi var bizde de. Bu doğru olabilir mi? Eşim de konuşmuşlar onu bir iki gün önce. Beni bırakır mısın abla diye. Tamam demiş eşim de. Tamam. Ayşe Hanım da yani eşim de dedi ben yalnız gitmek istemiyorum dedi. O gün akşam bana eşlik eder misin dedi bana. Edeyim dedim. Sizi yalnız göndermeyeyim tabii dedim oraya. Köy yeri sonuçta dedim. Yolda izle bir şey olsa iki bayan dedim. Evet. Beraber gittik. Hatta o gün gece bile beni soğukta bekletken biraz da uzun kaldım. Evet. Uzun kaldığım için birazcık da hani, şey olurdum. Ama Gamze rahmetli kızımız o gün bana kapıyı açıverdi. Buyur Ümit Bey abicim bir şeyler dedi. Evet. Orada şey olduk yani çok böyle cana yakın bir kızdı. Hı hı. O gece nasıldı peki? Gamze tedirgin miydi? Sizin orada kalmanızı ısrarla istedi mi? Anne babasıyla tavırları nasıldı? Evet, istedi yani. Bizi bayağı bir orada biraz da durun. Hatta eleştiren abisinin şeyini istedim. O fotoğrafını bir göster bakayım dedim. Yani kimmiş bu abin? Yani abini de bir tanıyalım dedim. Evet. Hatta telefonunda şey yaparken evinin internet şifrelerine falan giriverdi bana. Telefon çekmeyi bir daha dedi. Burada bakabilirsin internete falan dedi. Ve orada hatta abisinin fotoğrafını gösterirken mesaj gelen şeyleri hemen anında böyle üstten sildiriveriyordu. Görmeye kalmıyordu yani. Ha, mesaj geliyordu, mesajı yukarı mı taşıyordu? Öyle siliyordu yani. Evet. Yukarı görüp kalmadan eliyle hemen kaydırıveriyordu. Ya o mesajı siz yani biri mesaj atıyor, o sırada mesajları sizin görmenizi istemedi. Yukarı doğru kaydırıyordu. Evet, hiç görmediniz mi? İsim okuyabildiniz mi? Bir rumuz falan bir şey gördünüz mü? Didem Hanım kalmıyordu. O anda yani ses gelmesiyle nasıl anlıyorsa onu dokunmasıyla böyle görmeye kalmıyor. Peki o kişi ısrarla mesaj mı gönderdi? Kaç kez mesaj gönderdi siz fotoğraflara bakarken? İki defa olması lazım aşağı yukarı. Benim yanımdayken birini denk geldi böyle sildi. Peki hatta babası da o akşam Turcan o sırada çok telefonla mesaj bakıyor muydu? Telefonla ilgilendiği için size kızmışsınız hatta bakma o kadar telefon. Kızmadık. Kızmak biz derken hatta yani bunların yok, hatta dursun diye ben bile dedim espri yaptım.
daha karpuz keseceğiz falan dedim. Ona geleceğim, karpuza çaya geleceğim de. Söyleyin Ümit Bey. O kadar çok telefonu oynamadı ya kız. Yani ben sadece telefonu göstermek için geldiydi ama telefonu o anda neredeydi bilmiyorum. Yani yanında mıydı? Yanında da mıydı yoksa? Onu da bilmiyorum. O anda telefonu bana gösterirken dikkatimi çekmişti o olay. Ama o sırada mesajları yani sizin o mesajları görmenizi istememesi de ilginç. Yani tabii insanın özelidir, evet, görmesini istemez ama yine de o kişinin... Çok da dikkatimizi çekmedi ama. Ama işte şey anladım yani kim olduğu dikkatinizi çekmemiş ama yani o kişinin isminin okunmasını istememiş. Mesajları görmek öyleydi zaten. Biz onu hür bırakmıştık. İstediği gibi yapıyordu yani. Ay karışmıyor özür dilerim. Hep beraber. Şimdi sizi de orada bir göndermeye çalışıyor. Çay içmişsiniz. İki tane çayı zar zor içmeden kim sizi göndermeye çalıştı? Evet Didem Hanım ben şimdi yani normalde biz misafirle gittiğimiz zaman misafir bir çay isterdi, çay demlerler. Ben de çay şeyi yani içtiğim zaman çok severim. Ama o gün ne bileyim yani kötülemek de değil amacım da yani bir anda tabii demlemek istememe olabilirler. Ama ben iki bardak da yok abi deyince dedim herhalde bizi gönderecek bunlar dedim. Çay bitti gibi bir şeyler dedi. Yani sanki orada sanki böyle kız kardeşi ablası Fatma ile şeyin diyaloğu nasıldı? Gamze'nin diyaloğu nasıldı? Fatma Hanım söylemişti bize. Çay kalmadı müdavi diye. Aa Fatma söylemiş. Gitmelerini istemiş sanki. Fatma gitmenizi istemiş. Zaten sobayla benim aramda oturuyordu o Fatma Hanım zaten. Evet Turcan sen söylemiyor musun? Fatma onların gitmesini Fatma istemiş. Fatma mı söylemiş? Ya. Olabilir. İstedi mi istemedi mi bilmiyorum ama çayı yani müdavi ben bitti. Anlamadım özür dilerim. Siz bir bardak çay içtiniz. Sonra bir bardak daha çay istediniz. Evet. Ondan sonra çay yok mu dedi Fatma? Yani şansıma çay bitmiş. Öyle dedi yani. Öyle bir hikaye geçti. Benim onu duydum da. Ama insan misafir gelmiş. Ben demleyeyim der. Yani bir şey ol. Ne olacak misafir çay istemiş. Evet. Tanrı misafiri. Yani evet, iş yeri arkadaşı eşiniz yani. Bir çay daha demleyebilir. Peki orada Fatma ve Durmuş sanki bir şeyler konuşmak istiyor gibi miydi? Dikkatinizi çekti mi Ümit Bey? Aileyle. Valla biz evde bir an zaten Durmuş Bey'i ben önceden iş yerinde tanıyordum. Belediye çalışırken lokantaydaydı. Orada çok yani görmüştüm var. Onun için tanıştı yani. Biraz onunla muhabbet falan ettik. Yemeklerden konuşuldu. Hanım bir belge alacaktı. Onun hakkında konuşuldu. Bayağı konuşacağınız ortak sohbet noktaları da var ya. Konuşma tıkanır ve sıkılırsınız ya artık gelenler. Öyle bir şey de yok. İşte, ama evet, sizin yoktu. Fatma'nın size çay ikram etmek istememesi de ilginç. Çünkü Fatma o gece oraya aslında o kıymayı da o şeyi de bir amaç için alıp getirmiş Durmuş'la beraber. Belli ki şu şey meselesini, ev meselesini bir netleştirmeye çalışmış. Çünkü Gamze'nin ona olan o teklifinden çok da hoşlanmamış. Gamze şunu diyor, biz evi satalım, gidelim başka bir yerde hayat kuralım. Fatma sen de gel, Durmuş sen de gel. Bu meseleyi konuşacakmış aslında Fatma. Bana Ümit'le. Bana dedi ki, yeğenlerimizi bırakmayalım, yeğenlerin hatırı için dedi. İşte yeğenlerin hatırı için mi? Demek ki Fatma oradan gitmek istemiyor. Durmuş da oradan gitmek istemiyor. Böyle bir teklif de sununca mal da Gamze'nin üzerine yapılacak. Dolayısıyla Gamze'nin bu teklifine Fatma biraz hoşlanmamış, sinirlenmiş galiba. Ben anlaşılıyor. Fark ettim gözlerinin içi gülüyordu Gamze'nin yani. Buradan gideceğiz, kurtulacağız. Ama bunu Fatma'nın gözünün içi gülüyor muydu Fatma? Ona hiç dikkat etmedim. Neyse. Peki sonrasında ben evi Gamze Fatma'ya mı gezdirdi, Ayşe'ye size mi gezdirdi? Önce bir Ayşe Hanım'la benim işimle gittiler bir ara kayboldular. Çabuk geldiler ama. İnsan hatta bize gösterdi. Evet. Tamam. O gün zaten bir iki gün önce de milli saçını falan kestirdiydi. Küçük yani ufaltmış saçını erkek tıraşı gibi bir şeydi. Ama ben şunu merak ediyorum Ümit Bey. Yani sonrasında ayrıca Fatma'ya da evi gezdirmiş anladığım kadarıyla ekstrada. Öyle diyorsunuz röportajda çünkü. Fatma'ya mı? Evet. Kardeşine de ablasına da evi gezdirmek istedi diyorsunuz röportajda. Temizledim diye gezdirmek istedi gibi ki sanki. Ben öyle röportajda da öyle söylüyorsunuz. Fatma'ya da ayrıca evi temizledim diye. Niye temizlediğini göstermek istersin ki ben anlamadım yani. Bence evin bir durumunu... Yengem pis etmiş falan diyordu. Yengem pis etmiş. Yine Nazlı'ya bir laf çaktın tamam çak mutlu oldun sen eyvallah. Gamze'nin lafıydı bu. Gamze'nin lafı diyorsun. Peki sonrasında siz oradayken Durmuşlar sizden önce kalkıyorlar değil mi? Evet evet onlar kalkalım artık dediler. Yani kalktılar arabayı çalıştıramadılar çıktılar dışarıya. Kim dışarı çıktı önce bana onu bir de bir anlatır mısınız? Şimdi Mehmet Ali Bey çıktı. Fatma Hanım gitti çıktılar çocuklarla falan. Durmuş Bey çıktı. Ayşe ile biz içerideydik. Turcan? Gamze çıktı mı tam emin değilim ama. Sonra araba çalışmadı deyince ben de çıktım dışarıya. Turcan dedim, dışarı çıktı mı? Turcan gitti mi? Hayır. Turcan koltukta oturur kaldı.
Tamam. Tabii. Gitmedim o eşim, zaman galiba. Eşim de içerideydi. Ben çıktım, arabayı çalıştıramadım. Bunlar ittirdiler. Tamam. O zaman soğuk da var. Ben de astım işisi olduğu için soğukta belki üşütürüm yine diye arabaya yanaşmadım ben. Evin içine tekrar geri döndüm. Tamam. Dedim çok soğuk dışarısı. Onlar arabayı ittire gittiler dedim ben. Araba çalıştı sonra. Çalıştıramamışlar. Sonra geldiler eve, hem sıcak su hem de traktörle çekmeye gittiler. Tamam. Sıcak suyu bir arabanın donan beyninin üstüne dökeceklermiş. Tamam. Öyle çalıştıracağız. Sonra çalıştırdım diye haber geldi. Tamam. İşte... Sonra çalıştırdılar ve araba gitti. Siz evet. de eve içeri geldiniz. Siz... Çalıştırdılar. Ha. Geldiler tekrar ırmağı bıraktı. Bir şey yaptı Durmuş Bey. Gamze kızımız iyiydi. Sarınçtan doldurdu. Şeye koydu. Üzerine koydu sobanı. Hatta onlar sildi. Gülümseyerek de bize işte temizlik yapıyorum ben böyle der gibi. Heyecanlı heyecanlar. Tamam. Sonrasında onlar gittikten kaç dakika sonra siz ayrıldınız gittiniz? Dedim hanım aşağı yukarı yarım saat yakın durmuşluktur ya. Yarım saat. 30 dakika. Peki yani, o sırada araçları tekrar bozuldu diye bir telefon haber geldi mi? Hiçbir haber gelmedi Ramza Hanım. Biz daha sonra çıkacak olduk. Allah çıkarken Allah, yarım saat. Bir dakika bir şey soracağım. Şimdi yarım saat falan siz bayağı oturmuşsunuz. O sırada telefon gelmemiş, bir şey gelmiyor. Ben anlamadım. 7 kilometrelik yer yarım saatte alınmaz mı ya? Ne kadar zamanda gidilir ki oraya? Aşağı yukarı 10 dakikalık bir yol. Bir dakika. Ümit Bey bir şey söylüyor. Biz oraya vardığımızda Durmuş dedi ki yol çatına doğru dedi. Orada bir yerde yine tekrar kaldık dedi. Bir saniye adım adım gidelim. Bir dakika adım adım. Ya da gidelim şimdi konuşalım sizinle. Şimdi ekranı ikiye böl, üçe böl Hakan. Şu grafiği de ekrana getirir misin lütfen? Şimdi orada Turcanların evi görünüyor. Ondan sonra aracın bozulduğu yer görünüyor. Ekrana getirelim. Benim göstermem olmaz ki. Ekrana ver. Ondan sonra Halil ile Turcan'ın evi 7 kilometre ileride Fatma'nın aracının arıza yaptığı yer. Şimdi arıza yaptığı yer. Biraz ileride 3.9 kilometre ileride benzinlik var. 23 kilometre ileride de Fatma'nın evi var. Şimdi Ümit'i görelim lütfen. Turcan'ı al ekrandan Ümit'i gör. Ümit'ciğim şimdi şey söyler misin canım benim? Şimdi size bir yarım saat sonra mı telefon geldi? Siz oradayken... Hayır, biz oradayken telefon falan gelmedi. Dedi ama tamam. Normal çıkmak istedi. Çıkarken dedi illa yan tarafa göstereyim. Bir daha dedi bize tekrar. Yarım saat geçti tamam. Ama değil mi? Doğru anladım mı ben? Aşağı yukarı geçti ama. Tamam peki evet, devam tamam. edin. Çıkarken hatta Gamze kızımız bana böyle tostu biliyor musun? Merdiven altında derdi. Pardon Ümit abi falan filan dedi heyecanlı bir şekilde böyle. Önemli değil kızım dedi. Geçtik yan tarafı kapısını açtılar. Bizi kapıdan girelim bir soba karşıladı güldür güldür yanan. Hatta dedi soba ateş mi almış dedi bir şey almış dediler. Biz orada otururken. Sana sağ oda giriş oda sağ oda gösterdi. Bir dakika. Alalım şimdi grafiği tekrar verirsin Hakan. Burcu'nu ortada gör. Yani o soba ortadaki soba var ya bir tane. Aslında evin içindeki sobayı gösterebilirsin Hakan. Evin içindeki ortada bir tane soba var. O soba cayır cayır yanıyor. Yani sıcak da orası ben doğru mu? Ben oradan atmıştım. Bir dakika bir saniye. Ümit Bey sıcak mıydı orası? Evet. Sıcak mıydı? Sıcaktı. Soba bayağı yanıyor yani. Ben odun atmıştım. Evet. Odun atmıştı ama bize şey dendi. Yani kendi odasından işte oradan da borular geçiyor. Kendi odasından ziyade işte diğer taraf daha iyi oldu. Peki şeyin odasına girdiniz mi? Gamze'nin odası akıyor muydu? Evet. Hatta ben söylemiştim orada. Dedim kızım bu tavanın soğanda yere su damlatıyor sanki dedim ben. Burada yatılmaz. Abi bir şey olmuyor dedi yatıyorum falan filan dedi bana. Yani Gamze ölü bulunduğu yerde yatmak istemediğini eşinize söylemiş. Evet söyledi orada. Bizim yani ben fazla ilgilenmesem de duydum yani bunları. Tamam. Bana bazı dikkatimi çeken şey olsa sordum kıza sadece. Ben de form derecevi oraları gösterdiler yani. Evet. Peki sonra ne yaptınız? Sonra tekrar kapıya yanaldı. Kapıdan çıkarken ayakkabı falan giyerken Mehmet Ali Halil Bey aynı şeyleri konuşuyordu. Oğlu hakkında olsun, kızı hakkında. Yani bunları artık satacağım, yapacak bir şey yok diyerekten. Hı hı. Ama dediğiniz gibi dışarıda düşmanı da olabilir insanın.